Adım Pınar da. Hem veri gazeteciliği yapıyorum hem de Kadir Has'ta 2013 yılından beri veri gazeteciliği üzerine ders veriyorum. Bugün özellikle 2,5 saatte size neler anlatacağım. Bunu anlatmadan evvel size şunu sormak istiyorum. Sizinle paylaştığımız bir link vardı ve orada bazı uygulamaları, bazı linkleri incelemenizi rica etmiştim. Bakan oldu mu? Sadece el kaldırabilir. Evet. 1, 2, 3. Tamam. Güzel. Data ile çalışan var mı aramızda? Önce bunu bir hani data ile ilgilenen, çalışma yürüten. Tamam. Birkaç kişi. Evet. Ne yapıyoruz mesela? Evet. Bir tane bir yer programımız var. Hı hı. Evet. 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 Orada hedef kitleler, onların alışkanlıkları, alışkanlıkları, bunlara bakıyoruz. Hani korespondans mektebe gidebilecek kadar bir istatistik. Tamam, çok güzel. Bugün açık bir yani open data journalism ya da data journalism ya da data driven yani veri güdümlü gazeteciliği anlatacağım size. Yani daha çok hani haberde, habercilikte neden data bu kadar önemli hale geldi? Ve bu yeni habercilik modelini biz nasıl uyguluyoruz ve uygulamalıyız? Bunlara değineceğim, araçlara yer vereceğim. Aynı zamanda uygulama yapacağız, kısa uygulama yapacağız. Ve sizlerden minik dersin sonunda birer grup olmanızı rica edip hani biraz araştırma yapmanızı rica edeceğim. Tanımla başlayabiliriz. Veri gazeteciliği nedir? Veri gazeteciliği verinin en basit anlamıyla habercilik için kullanılması, artırılmış habercilik aynı zamanda. Modern gazetecilik, neden modern gazetecilik? Bunun tanımını da vereceğim size. En önemlisi belki de alet çantasının zenginleşiyor olması bu alanı daha çok özel kılıyor. Ne demek istiyorum? Yani kullandığımız araçlar haberin değerini, haberin sunuş şeklini daha zenginleşiyor ve belki de birazcık daha yüksek kamu yararı taşıyor. Bu yüzden bu tanımı özellikle referans aldığım kaynak ilk bir gazeteci kitabı olan Data Journalism Handbook. Buradan da daha detaylı görebiliriz ama aslında bir sürpriz yok. Araştırmacı gazeteciliktir veri gazeteciliği ama araçlar çağın durmadan ürettiği veri bizim için çok kıymetli hale geldi habercilik için. Bunlara yer vereceğim. Bir veri gazeteciliği dersinde öğrenci veriyi nasıl bulacağını, nasıl toplayacağını, onu nasıl filtreleyip analiz edeceğini, ondan nasıl değer yaratacağını ve onu nasıl haberin bir parçası yapıp hikayeleştirebileceğini öğreniyor. Tabii bunu öğrenirken de uluslararası veri nedir, ulusal veri nedir, bilgi edinme hakkı nedir, nasıl yararlanılır, bir web tabanlı siteden veri nasıl kazanır, kazanan veri nasıl haberin bir parçası yapılır, nasıl uygulamaya geçilir. Dersin en büyük amacı bu. Peki hangi aşamalardan geçiyor? Tabii teorik kısmı da var. 2 hafta kadar teori anlatıyorum derste. 12 hafta uygulama. 5 modül 36 konu oluyor. Alt başlıklar. Bunlar açık veriyi kapsıyor. İstatistik de var. Veri görselleştirme, açık veri ve doğrulamaya kadar gidiyor. Tabii daha alt başlıklar da var. Çünkü bu alan sürekli dinamik. Sürekli yeni şeyler üretiliyor. Uzman sistemler geliştiriliyor. Bunlar geliştirildikçe sizin de onlara uyum sağlamanız gerekiyor. Yani bir veri kazıma teknolojisini takip ettiğinizde işinizi bir önceki sürüme göre daha kolaylaştıran işler oluyor. Bunu örneklerle daha iyi göreceğiz. Diğer sunuma bakalım. Biraz terminolojiye bakmamız iyi olabilir diye düşündüm. Çünkü bu neden bu kadar önemli hale geldi? Hemen birden mi oldu diye. Bu taramaları yaptığımda sanırım bir yıl önceki taramalardı. Bunları güncellemedim, sayının arttığını eminim ama şu bölüm önemli. Yani data journalism, data driven journalism, computer assisted reporting yani bilgisayarla yapılan habercilikten geliyor esasen. Dönem içerisinde data journalism, data driven, data journalism, structured journalism yani yapılandırılmış gazetecilik. Bir verinin yapılandırılmış hale getirilip habercilik için kullanılmasının kolaylaşması anlamına geliyor. Türkiye'de ise 2014-15 yılında bu taramayı yaptığımda 60 bin ve 10 bindi. Yani hani hem tırnaklı hem tırnaksız araştırdığımda görüyorsunuz bugün 2 saat önceki taramalarda bu sayının birazcık daha arttığını, insanlar daha fazla bu alana ilgi duyduğunu görüyoruz. Ama terminolojik olarak computer assisted reporting,
ve oradan yapılandırılmış gazeteciliğe kadar giden bir serüveni var. Türkiye'de de bu kavramı biraz bizler yerleştiriyoruz ama veri haberciliği de diyebiliyoruz, veri güdümlü habercilik de diyebiliyoruz. Bunlar çok ayrı olmasa bile hani basılı medyada da veri gazeteciliği yapabilirsiniz. İnternet gazeteciliğinde de veri haberciliği yaparsınız. Hani kavramsal olarak çok farklı şeyler değil. O yüzden önemli. Peki neden şimdi? Başta açıklarken aslında bahsetmiştim. Araçların özellikle modern gazetecilik, arşivci gazetecilik ve şu anda neden önemli bizim için? Birkaç nedeni var. Bunu özellikle yerleştirmemin tek nedeni hani araç çantamızda bir sürü aracımızın giderek artıyor olması. Araç, açık veri, güven unsuru, farklı meslek gruplarının dahil oluyor olması. Özellikle büyük haber merkezlerini görüyoruz. Hani istatistikçiyle, veri bilimciyle birlikte çalışıyor haberciler. Bu çok mühim bir hale geliyor. Tabii her haber merkezi bu kadar kolay insan istihdam edemiyor ama büyük haber merkezlerinde bunu görebiliyoruz. İlerleyen sunumlarda da paylaşacağım. Habercilik modeli için geliştirilen araçlar, bu önemli çünkü bir istatistik bilimiyle ilgili araç, örneğin biraz önce bir araçtan bahsedildi. O araç değil de çok daha basit, çok daha yani rahat hesaplama yapabileceğiniz araçlar geliştiği için bu doğrudan sizin haber yaparken işinizi kolaylaştırıyor. Açık veri, bunu hemen bir sınıfa sormak istiyorum. Open data, açık veri, hiç duyan oldu mu? Bir, tamam. Çalışma yapan, üzerinde inceleyen. Peki hemen birisi bana belirtebilir mi? Açık veri derken ne anlamalıyız? Evet, evet. Evet, buyurun. Alıp, evet. Tamam, bu bir örnek, evet. Aslında onu da ondan da bahsediyorum ama burada açık veriden aslında kasıt kurumsal olarak devletin, yani bizi temsil eden kurumların verilerini açıp açmadığı. Bu çok önemli bir şey. Yani temel verilerin, atıyorum hava kirliliği verilerini ülkeler açıyor mu, açmıyor mu? Trafik verilerini açıyor mu, açmıyor mu? Bu neden önemli? Çünkü siz bir gazeteciyseniz onlardan yararlanmak istiyorsunuz. Halk sağlığı ne kadar etkiliyor? Bunlar düzenli raporlanıyor mu? Bu çok önemli. Açık veriyle ilgili ayrıca bir sunum yapmak gerekiyor. Bunu da hocalarıma da belirtmek isterim. Çünkü açık veri hakikaten ayrı bir alan. Hatta Işıl bu alanda uzmanlaşmaya çalışıyor. Hani önemli bir alan olduğu için tavsiye ederim. Bununla ilgili bir sunumumuz olacak. Altta sonra incelersiniz ama hakikaten veri gazeteciliği yaparken açık veri ve açık devlet ilişkisi birbiriyle çok bağlantılı. Yani eğer veriniz açıksa, satın almak zorunda değilseniz ve formatlanmışsa, yani bir PDF yapısında değil de CSV yapısındaysa, yani daha rahat bir formata sahipse çok daha rahat çalışabiliyorsunuz. Aksi durumda işin çok büyük bir angaryası var. Yani veriyi buluyorsunuz, kazıyorsunuz, filtreliyorsunuz, temizliyorsunuz, yapılandırıyorsunuz ve bir haber yazmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden açık veri hakikaten bu alan için çok önemli. Bu yüzden sunumun başına açık veri gazeteciliği diye bilinçli olarak ekleme yapmak istedim. Güven unsuru bu hepimizin başına geliyor zaten. Hani haberi doğrulamak istiyoruz, bilgi doğrulamak istiyoruz. Veri çünkü manipülasyona çok açık ve hakikaten birilerinin oturup bizim için bu bilgi bombardımanında bir şeyleri doğrulamaları gerekiyor. Önemli. Farklı meslek gruplarının dahil olması. Efendim? Evet. Onlar verileri doğrulamıyor, haberleri doğruluyor. Ama güzel bir örnek. Fact checking özellikle önemli bir örnek. Siyasilerin demeçlerini doğruluyorlar. Ama burada bir gazetecinin ya da bir akademisyenin ya da bu alanda çalışan birinin kendi kendine doğrulama teknolojisi geliştirmesi gerekiyor. Yani atıyorum bir site var, hemen domainini bulabilmeli, kime ait. Eğer hani oradan hakikaten kötü içerik üretiliyorsa, evet aynen öyle, Whois'ten bakabilmeli. Yani doğrulama teknolojisi kendisinin bulması gerekiyor. Farklı meslek grupları, şöyle bir durum var. Herkes her şeyi yapmak zorunda değil ama bir gazetecinin en önemli tanımlarından birisi şu: her şeyden biraz bilmeniz gerekiyor. Yani little bit everything denir genellikle. Hani biraz ortalama seviyede istatistik, matematik bilgisi, minik, hangi grafik hangi çalışmaya uygun gider, neden GIS verilerini anlamalıyız, lokasyon, enlem boylam verileri neden önemlidir? Bunlara biraz eğilmemiz gerekir. O yüzden bu alana ilgi duyanların hani ilerleyen dönemde her şeyden birazcık anlarlarsa iyi bir ekip çalışması yapabilirler. Yani bu yüzden bu alan şimdi çok daha önemli. Evet, Işıl devam edebiliriz. 5M1K
sanırım hepimiz biliyoruz. 5N1K hatta 6N1K da nereden de girdi. Aslında veri gazeteciliği yaparken biz kaynağı da belirttim. School of Data'dan bakabilirsiniz. 5N1K'nın biraz formunun hani değişiyor olması. Ne, nerede, kim, ne yaptı gibi yani bu sorulara yanıt verirken gösteriyoruz. Yani bir portre, bir grafik, bir harita değil mi? Bir timeline. Birazcık formunun değişmesi. Çünkü çok büyük verileri kullanmanız gerekiyor. Ve bu çok büyük verileri kullanırken hani sayfalarca haber yazamayabilirsiniz. Ama çok dinamik, çok böyle kompakt bir içerik, bir görselleştirme çalışması yaptığınızda etkin bir haber hazırlamanız da mümkün oluyor. Yeni değil. Peki gazetecinin geleceği, neden gazeteciliğin geleceği ve neden yeni değil? Bu 1930'lardan bir gazetenin sayfası, şu an buradan göremiyorum ama alt not girmiştim. Geçmiş gazeteyi inceleyen var mı aranızda hiç? Yani şu andan itibaren mesela geriye dönük bütün hani atıyorum Fethullah Gülen konusu çok gündemde örneğin bu konular. Geçmiş gazeteye girip bütün dataları görebilirsiniz. İlişkileri bulabilirsiniz. Ya da geriye dönük siyasilerin ya da ekonomik bütün içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Burada da yani bu herhangi bir çalışma yapılmış ama 1930'larda görüyoruz ki hani data ya da işte bir şeyleri görselleştirip anlatmak sürekli haberin bir parçası olmuş. Ama bunu yaparken bilmiyoruz nasıl bir teknoloji kullandılar, ne kadar kolaydı işleri. Bunu bilemiyoruz. Devam edelim. Mesela burada hep yine bunlar 1930'ların gazeteleri, küpürleri. Daha geriye dönük de var. Bunu da görüyoruz. Devam edelim. Örneğin şurada iki grafik var. Bu da Milliyet'in. Yani 1970'lerden ama bayağı bir elle hazırladıklarını görüyoruz. Hani bayağı bir manuel. Yukarıda hani teknoloji ve aletler işimizi kolaylaştırıyor dedik. Doğal olarak bir gazeteci ya da işte bir çalışma yürüten kişi hani elinizle çizdiğiniz grafiği çok hızlı bir şekilde araçlarla yaptığınızda iş daha kolaylaşıyor. Bu biraz bize hani geçmiş gazetede bakarsa data her zaman haberin bir parçası olmuş ama şu anda kullanabildiğimiz araçlar, verinin çok fazla olması, onu etkin şekilde kullanma teknolojilerini kullanmamız bizim işimizi kolaylaştırıyor. Burada bir video var. Açmayacağım videoyu. Hani sonrasından izlenmeniz için paylaştım. Diyor ki gerçekten nedir bu veri gazeteciliği? Birkaç tane bu alanda çalışan akademisyen, gazetecinin yanıtlarını sizin için özetledim. Video veri gazeteyi bilginin düzenlenebilir, filtrelenebilir olarak kullanılması. Yani o gördüğümüz akan verileri o anda alıp toplayıp hemen kullanabilme yeteneği diyor. Diğeri bilgiyi organize ederek günümüz dünyası için anlamlı hale getirmek. Yani o soğuk datayı alıp gerçekten içinden bir hikaye çıkartmak, onun bir haber değeri yaratmak bu alanı en iyi özetliyor. Şu da çok basit ve gerçek veri gazetecilik için kullanmak. Aldığımız şeyi gazeteci gün kullanıyor olmamız gazeteciliktir. Yani neden bu alan bu kadar ilgi görüyor? Kamu yararı daha çok fazla taşıyor çünkü daha fazla data, daha fazla şeffaflık yaratabiliyor. Evet. Wikileaks'i sanırım hepimiz biliyoruz. Bu ismi aslında Wikileaks ile birlikte aldı. Yani 2010 yıllarda bu sızıntılar başladığında özellikle Britanya'da birkaç haber merkezinden editör bir araya gelip nasıl bu datalarla başa çıkacağız? Bu Irak Savaşı ve Afganistan Savaş bloklarını nasıl inceleyeceğiz? Nasıl bununla başa çıkacağız dedikleri andan itibaren aslında veri gazeteciliğinin de başladığı tarih diyebiliriz. Bu kavramla yani bu başlıkla ne vardı bu dosyalarda? Sadece hani PDF'ler falan değil, adresler, kitaplar, kayıtlar, CD'ler bunların hepsinin taranıp, işlenip anlamlı hale getirilmesi gerekiyordu. Wikileaks yani sızıntı bir şekilde bu alanı en yaygınlaştıran dönem oldu. Bu sabah aldım bu kaydı. Genellikle her gittiğim eğitimde güncelliyorum. Bir gazetecinin dünya genelinde gösterilen ilgi, yani bu alana gösterilen ilgi son 5 yılı gösteriyor. Aslında açık veriyle karşılaştırarak vermek isterdim size ama onu ayrı incelemek daha doğru olacaktır. Yani düzenli olarak ve Wikileaks de aslında devam ediyor. Wikileaks ile eş zamanda bu alanda gelişmeye başlıyor. Açık veri de şuralarda bir yerde. Yani daha fazla ihtiyaç duyulan şey aslında açık veri oluyor burada. Göremiyoruz. Devam ediyor.
lüks kültüründen bahsediyor. Yani sızıntı, bunu takip eden sanırım herkes lüks lüksü, Panama belgelerini, değil mi? GSPC ile ilgili olanların hepsini biliyoruz. Bu alanda en fazla, yani dünya hani küresel olarak en fazla üretilen projeler hep bu sızan datalar üzerinden gelişti. Çünkü data var, ekip var, teknoloji var. Hatta onların detaylarına bakarsanız çok büyük serverlarda çok böyle haftalarca 6 ay daha falan çalıştığını görüyorsunuz. Panama belgelerinin özellikle Panama belgesinin editörleri hepsini açıklamışlardı. Hangi serverlarda nasıl çalıştıklarını, kaç ay sürdüğünü falan anlatmışlardı. Hakikaten bu yapay zeka demeyelim ama uzman sistemler çok etkin şekilde kullanılıyor bu alanda ve işinizi kolaylaştırabiliyor. Mesela bu en başta yapılandırılmış veriden bahsetmiştim hatırlarsanız. Yapılandırılmış veride Panama belgeleri ilk sızdırıldığında Panama'da yani ekip şunu söyledi. Bu kadar e-mail vardı, 4 milyon, 5 milyon kadar. Bu kadar doküman var, 3 milyon. İşte PDF dosyalar 2,5 milyon. Yani bir veri gazetecisinin ya da bu alanda çalışan kişinin başı bununla belada. Yani bunu nasıl dönüştüreceğim, nasıl okuyacağım, nasıl inceleyeceğim? İşte ekip olmak gerekiyor. Bununla çalışma teknolojisi geliştirmek gerekiyor. Panama belgeleri özellikle bunun için çok önemli. Burada gördüğünüz gibi şeyi karşılaştırıyorlar. Sanırım şu an ekranda net göremiyorum ama WikiLeaks'teki sızıntıyla Panama'dakini gösteriyor. Yani kırmızı gördüğünüz daha fazla. Devam edelim. Yok devam edelim. Bunlar inceleyebiliriz sonra. 1970'den günümüzde offshore şirketleri ve onların artışlarını gösteriyor bu datalar. Devam edelim. Çok haber oldu ama Türkiye çok da üzerinde hani veri gazeteciliği kıvamında çok incelemedi aslında. Ama Batı'da bayağı bir kamuoyu yarattı. Devam edelim. SwissSeeds, bu da önemli ve biliyorsunuz Türkiye'nin de bayağı bir hesabı olduğunu biliyoruz burada. Hatta HSBC bir ambargo uyguladı. Hani Türkiye ile ilgili herkes hesap açabilir ve herkesin hani İsviçre'de hesabı olabilir dedi. O yüzden çok fazla haber yapılamıyor ama şurada gördüğünüz gibi Türkiye'nin de bayağı İsviçre'de bulunan ve sızdırılmış olan hesapları var. Yani veri gazeteciliği, araştırmacı gazetecilik, data ve açık veriyle ilişkili. Hani yeni medya bölümünü de ilgilendiriyor bu. Teknolojiyi de, inovasyonu da etkiliyor. Yani siz bir sektörde çalışan biri olabilirsiniz ama şirketlerin eğilimlerini bilmek için bu datadan yararlanabilirsiniz. Hakikaten hani bunun için illa gazeteci olmak gerekmiyor. Sektörde çalışan biri olarak bu data sizin yine de işinize yarayabilir. Peki ne oldu bunlar sızdıktan sonra? Şu linkleri sonra incelemeniz için ekledim. Eş zamanlı olarak bir hafta içerisinde bütün yayın organları bir bölüm açtılar. Ve durmadan 300-400'e yakın haber yaptılar bir hafta içerisinde. Ve bir hafta içerisinde de HSBC'nin dünyanın belli noktalarındaki bankalarına ne derler? Türkiye'de biz alışız. Operasyon düzenlendi. Ve birçok kişi gözaltına alındı. Hemen yaptırım uygulandı. Yani birçok kişi de bu konuyla ilgili çalışma yürüttü. Devam edelim. Devam edelim. Bunu da. Evet, hemen hızlı heyecanlı tarafına gelin. Nasıl yapılır? Nereden başlanır? Ne yapmalıyız? Bunu hızlı bir şekilde. Açık veri çok önemli. Verimiz varsa araştırmamızı iyi yapabiliyoruz. Verimiz varsa çalışmamızı iyi yürütüyoruz ve kaliteli içerik üretiyoruz. Bu okey. Yani datanın açık olması. Ama verinin açık olması demek onun satın alamazsınız anlamına gelmiyor. Açık veri standartları yapabiliyorsunuz. Örneğin biz derslerde çok fazla bu dönem yapmadık ama genellikle derslerinde öğrenciler kendi datalarını açık lisanslıyor. İnternete bırakıyor. Başka bir veri setiyle konuşabilsin. Başka birinin işine yarayabilsin diye. Ama bazıları da copyleft yapmıyor da satıyor ama yine açık veri. Al yararlan ama benimle iletişime geçiyor. Yani açık verinin sadece satılıyor, açık ücretsiz olması anlamına gelmiyor. Bunu anlamak gerekir. Peki ne yapıyoruz? Yani ne işe yarıyor data? Veri gazeteci ne işe yarıyor? Datayı topluyoruz. Yani aşamaları neler? Burada aslında bizim için en önemli şey hikaye. Story. Tamam. Ekibinizde muazzam bir teknoloji uzmanı olabilir. Çok seviyor olabilir datayla çalışmayı. Ama bizim yeni medyada da, gazetecilikte, iletişim okuyucuda en önemsediğimiz şey bu data bize ne söylüyor? Hangi olguları çıkartıyor? Ne işimize yarıyor? Data bulduk, filtreledik, görselleştirdik ve hikaye haberleştirdik. Bu da kamu yararı taşıyor. Rising value to public. Yani yaptığınız iş yani ciddi derece kamu yararı taşılıyor. Bu alan için bunu söyleyebiliriz. Veri toplama, işleme, görselleştirme ve hikaye. Tabii bu alanlar arkadaşlar hepsinin arasında
8-9 ders var. Yani bunlar modüllerse altlarda da böyle 7 bölümden oluşan derslerimiz var. Ya da tersi işlem yapıyorsunuz. Bir ekip olarak bir hikayeniz var ama yeterince kabul yer taşımıyor. Hani bunu nasıl genişleteceksiniz? Vice versa, tersi işlem yürütebilirsiniz. Evet. Süreci bahsettim ama bu da önemli. Özellikle Paul Bradshaw, çok bu alanda da iyi çalışmalar yapan bir hoca. Onun içeriğini, onun hazırladığı bir şey var. Bu da etkili. Aynı zamanda bu da School of Data'nın. Yine buluyorsunuz, topluyorsunuz. Yani teknolojik olarak nasıl toplayacağınızı doğrulama, temizleme, analiz etme ve sunma. Devam edelim. Şimdi diyeceksiniz bunların hepsini herkes yapıyor mu? Siz yapıyor musunuz? Evet. 5. yıldan sonra hemen hemen bunların hepsini yapıyorum. Yani neden yapıyorum? Mecbur kaldığım için. Çünkü bir yerde bir öğrencinin ya da birlikte çalıştığınız kişinin içeriklerini, yani ürettiği solo projesinde karşılaştığı her türlü sorun o proje için münferit oluyor. Yani özgün oluyor. Dolayısıyla siz de daha önce o projeyi, sorunu tespit edemiyorsunuz ve bilmiyorsunuz. Bu yüzden de birçok aracı hep de deneyerek ve kullanmak gerekiyor. Zaman içerisinde de ben de birçoğunu artık kullanır hale geldim. Şunlar çok kıymetli araçlar. Hani evden bunları almadan çıkmıyorum diyen gazeteciler var, araştırmacılar var. Tabula. Tabula belki hani Adobe gibi onları da kullanabilir ama bu özellikle gazetecilerin, New York Times, Independent, birçok gazetecinin bir araya gelip gazetecinin nasıl işine yarar, daha kolay olur diye geliştirdikleri özel bir araç. OpenRefine, bu da çok böyle büyük devasa veri setlerini rahat ayrıştırmanızı, temizlemenizi sağlıyor. Yani Messy Data Helper, dağınık verinin bir kahramanı kendisi. Çok iyi bir araç, çok webde çalışıyor. Bayağı bilgisayarınızı kuruyorsunuz, istediğiniz kadar veriyi yükleyebilirsiniz. Çeşitli formatlarda indirmenizi sağlıyor. JSON, CSV ve benzeri. R zaten hani R'ın, hani tavsiye ederim eğer R kullanmıyorsanız çok nefis uygulamalar var. Çok basit birkaç çalışmayla çok iyi görsel çalışmalar yapabilirsiniz. Aynı şekilde ofisinde programları çok güzel. Burada da birçok örnek var ama Excel, E-Tablo, evet sorunuz mu vardı? Okay. Excel, E-Tablo kullanıyoruz sanırım değil mi? Spreadsheet kullanıyoruz, Drive. Tamam sorun yok ama bunları da kullanırsanız çok işinize yarar. Hani bunları ek olarak bu araçlar çok güzel. Devam edelim. Ekip nasıl oluyor? Hangi ekip? Yani kaç kişi vardır? Kaç insan çalışır? Bunu iyi bilmek gerekir. Örneğin tek kişilik bir ekibimiz olur. Yani her şeyden anlayan tek başınıza hani OpenRefine'ı, DataRabbit'i, Tableau'yu, Fusion Tableau'yu, CardioDB'yi kullanarak çok rahat bir şekilde içerik üretip haber yapabilirsiniz. Hani tek kişilik bir ekip. Örneğin 538 çok kıymetli bir web sitesi. Orada 4 kişi çalışıyor ama dünyadaki en iyi bir gazeteciliği sitesi. Bu 2 kişilik ekip özellikle Guardian'ın mesela yaptığı çalışma ödül de aldı. LGBT bireyleriyle ilgili. 2 kişilik projeyi inceleyebilirsiniz. Bunlar da 4-6 ekip, 4 kişi ekip. Bunlar özellikle olimpiyatları çok çalışmışlar ve fırtına örneği önemli. Şu çok önemli yani burada haberin tamamen anlatımı, yöntemleri değişiyor. Çünkü yazılımcıyla ayrı çalışıyor, istatistikçiyle ayrı çalışıyor. Haftalarca bir gündemleri var. 20 kişi çok önemli bir sayı. Hani gerçekten önemli. Bu New York Times'ın upshot eğer hiç görmediyseniz önemli değil. Direkt New York Times sayfasına girip sağ tarafta ızgaradan aşağı doğru tıkladığınızda upshot'ı göreceksiniz. Muazzam güzel içerikler üretiyorlar. Hani dataları çok büyük ama İçerik muazzam, sade ve özgün, güzel içerikler yapıyorlar. Ekip böyle. Yani siz tek başınıza bir blog açıp birkaç tane iyi aracı kullanarak ama nerede datayı bulacağınızı bilerek çok iyi içerikler üretebilirsiniz. Biraz emek tabii ki. Bu alan biraz emek ve terlemek gerekiyor. Çünkü %80 çalışıyorsunuz ve onun sonunda da belki çöpe atmanız gerekecek projenizi. Yani bütün o emeğin sonunda şuna karar vereceksiniz. Tamam, bu data işlemiyor. Bu failed, yani bu bitti. Atabilirsiniz. Ama o size bir müthiş bir tecrübe sağlıyor. Veri toplama dedik. Eminim herkes bir şekilde kaynağa ulaşabiliyor ama hani resmi kaynakları bilmek, arama motorunda etkin arama tekniklerini bilmek bunlar çok önemli. Hani nasıl çağırırsam data doğru gelir, hangi formatta çağırsam doğru gelir, advanced searching'i bilmek
doğrudan sizi 3, 4, 5 adım ileriye atıyor. Ders modüllerimde araştırma teknikleri de var. Yani ilk önce bunu öğreniyor kişi. Çünkü proje üreteceği zaman o teferruatla uğraşmıyor. Doğrudan etkin arama tekniklerini öğreniyor. Siz Türkiye'de işçi ölümleri deyip, işte sadece CSV, CSF uzantılı dosya istiyorum dediğinizde işiniz kolaylaşıyor. Size eğer varsa o dosya tipini çağırıyor. Ama siz doğrudan işçi ölümleri dediğinizde belki de sizi binlerce dosyayla karşı karşıya getirecek ve formatı da işinize yaramayacak. Doğal olarak bu alanda çalışanların araştırma tekniklerini bilmesi çok mühim bir şey. Resmi veri sağlayan kaynaklar, yani bildiğimiz gibi TÜİK, TÜBİTAK, NASA, Birleşmiş Milletler ama şimdi çok güzel şeyler var. OECD'nin NOMA diye bir araç var. Burada tamamen açık public datalar var. Google'ın böyle bir sürümü var. Çok güzel. Uzman kişiler, örneğin mailing grupları üye olabilirsiniz bu alanda teknik bilgi alabilmek için. Google Forum bayağı güzel. School of Data'ya çok çok verimli işler yapıyor. Oradan etkili çalışma yürütebilirsiniz. Kitle kaynak mühim bir şey. Yani kitleden almak bilgi önemli. Şey çok önemli, hani bunu gerçekten es geçmek istemiyorum. Delicious diye bir program var. Siz atıyorum iş ölümleriyle ilgili bir araştırma yapıyorsunuz yine. Ama araştırma yaparken karşınıza farklı datalar çıkıyor. İşte şu araç size o dataları hani dijitalde klasörlemenizi sağlayıp teklemenizi sağlıyor. Geriye dönüp başka araştırma yaptığınızda farklı datalarla karşılaştığınızda onlar kaybolmasın. Tekrar URL'sini alayım, uğraşayım değil de böyle bir hesap açtığınızda bir veri gazetecisi olarak ya da veri uzmanı olarak ya da veri bilimcisi olarak diyeceksiniz ki benim Delicious'ım herkese açık olur, etiketlerim. O karşılaştığım bütün datalar bir yerde güzelce klasörlenir. Örneğin burada ürettiğim bütün projelerin ya da hiç üretmediklerim karşılaştığım dataları hep buraya arşivliyorum. Bu önemli bir araç. Peki birkaç örnek verelim. Nasıl çalışıyoruz? Yani bir tane bir gazeteci örneği. Bu proje Soma faciasından sonra üretildi. Bir işçi ölümleri açık veri tabanı. Önce yani şöyle proje doğdu. Data yok. Var ama çarpışık ve nerede hani temel verilere ulaşamıyoruz. Nereden bulacağız? En iyisi bir veri tabanı oluşturalım ve dataları toplamaya başlayalım uyarı sistemleriyle. Önce uyarı sistemleri oluştu. Sonra burada bir tıkladığımızda görebilirsiniz. Sistematik olarak basına yansıyan bütün veriler yavaş yavaş gelişmeye ve buraya da toplamaya başladık. Hatta bu veri tabanının önemli bir özelliği sektördeki kurumlara göre işçi ölümlerini raporluyor. Yani hangi kurumda kaç işçi ölüyor ve onlara göre ve bu veri tabanını atıyor. Burada bir veri tabanı var. Direkt girdiğinizde size ay ay, yıl yıl bütün verileri topluyor. Bu örneğin bir örnek hatta finale kalmıştı ve gazeteci ödülleri arasında. Ama sistem, şu anda bir uzman sistem geliştiriyoruz otonomlaştırmak için. Direkt datayı alacak, veri tabanını yerleştirecek ve otomatik olarak yerleşmesini sağlayacağız. Bu bir örnek, dünyadan daha güzel örnekler var. Ama burada yaşadığımız sıkıntı, evet devam edelim Işıl, evet lütfen. Hemen arka planına bakalım. Yani bir veri setinde çalışıyorsunuz. Bir e-tabloda düzenli olarak verileri topluyorsunuz. URL'ler de var. Ve bu veriler sürekli güncelleniyor. Yani sizin işinizi kolaylaştıran yazılımlar o veriyi çekmenizi de sağlıyor. Devam edelim. Bu yeni biten bir proje. Yani hani ismi çok çarpıcı olabilir ama gayet herkesin çok birçok şey öğrenebileceği, her türlü bakış açısının olduğu önemli bir proje gerçekleştirdik. Bu da şeyde özellikle hani 10 yılda eğitim sisteminin nasıl dönüşümler oldu. Bunu içeriyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. En altta biz veri görselleştirme kılavuzu hazırladık. Yani buraya tıkladığında kişi bütün verilere ulaşıyor. Datalar herkese açık. Herkes kullanabilir. Grafikleri herkes kullanabilir. Veri gazeteci projelerinde en önemli şey habercilerin, çalışanların verilerini bir başkalarına da açması. Çünkü o zaman açtığınızda hem denetlenebiliyorsunuz. Birileri ise diyor ki ya bu datada hata yapmışsın. Yani sizi bir şekilde aslında uyarıyor da bir açıdan da sizi kontrol eden bir mekanizmaya dönüşüyor. O yüzden daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bu projede de yaklaşık 6 aylık bir proje. Sahada çalışıldı, data toplandı, bilgi edinme hakkından yararlanıldı. Her kesimden insanlarla görüşüldü. Dünyadaki örneklere bakıldı. 6 ay ama belki 40 tane bilgi edinme başvurusu, belki çok sayıda insan, uzman.
ve sonunda proje hayata geçti. Şu anda yaşayan, sürekli güncellenen bir veri tabanı. Bu da bir başka proje. Peki işlerken ne yapıyoruz? Veri işleme aşaması, hangi araçlara ihtiyacımız var? Çok fazla araç var ama şunu belirtmek isterim. Her kişi kendisinin en iyi anlayabileceği araçla çalışmalı. Hani bunları size belirtebilirim. Hani temizlik, veri temizlerken Excel'i kullanın, Refine'i kullanın diyebilirim ama siz daha iyi, sizin daha iyi anlayabileceğiniz bir araç vardır, onu kullanabilirsiniz. Bu da şurada gördüğünüz gibi özelliklerini gösteriyor ama temizlik için Excel, Google Refine, dağınık veriniz var, çift girilmiş, satırları sütunlarında problem var, yazım karakterlerinde sorun var. Şöyle düşünün, 1 milyon sosyal medyadan çektiğiniz bir datanız var, 500.000 kadar. Ve orada satır ve sütunların birbirine girdiğini düşünün. Yani dağınık ve kötü, messy. Bununla nasıl başa çıkacaksınız? Bir araç bilmeniz gerekiyor, iyi bir araç, iyi bir uygulama. Bunlardan bir özellikle Open Refine çok çok kurtarıcı, temizleyen, düzenleyen. İstisi içinde evet SPSS okey ama R. Yani veri gazetecileri bu alan, veri gazetecileri en çok R'ın birkaç farklı programlarını öneriyorlar. Veri tabanı hani size iki tane veri tabanı örneği gösterdim yukarıda. Özellikle MySQL mesela biz bunu kullanmıştık. GIS haritalandırmada çok kıymetli oluyor. Onu veri görselleştirmede anlatacağım. Ama işlemler biraz hani veri işleme aşamasında size bağlı. Burada da birkaç örneği ekledim ama siz kendiniz karar veriyorsunuz. Hangi aracın sizin daha çok işinize yaradığını. Evet, görselleştirme ne demiştik? Nasıl başlıyor? Nasıl yapıyoruz? Veri topluyoruz, analiz ediyoruz, filtreliyoruz, görselleştiriyoruz, hikayeleştiriyoruz. Bu önemli bir örnek. Wikileaks'ten bahsetmiştik. Sizce bu kırmızı noktalar ne olabilir? Yazıya bakmıyoruz. Yani hani evet. Yani aslında hani gülmek biraz tezat, oksimoron bir durum yarattı şimdi ama bunlar her bir öldürülen siviller. Irak Savaşı'nda ölen sivillerin Simon Rogers, eski Guardian Data Blog sorumlusunun yaptığı harita. Bu aslında sembolik bir çalışma. Yani ilk veri gazeteciliği çalışması diyebiliriz. Dataları burada hem ulaşabiliyorsunuz. Yaklaşık 60 bin kişiyi gösteren bir harita. Şimdi internetimizi açsak hani belki düşer, açmayalım hiç. Çok etkileyici bir proje. Aynı zamanda çok trajik tabii ki. Çünkü enerji noktalarında daha fazla sivillerin öldüğünü görebiliyorsunuz. Hani harita ve veriler size bunu gösteriyor. Bu bir ne derler ona? Conspiracy teori değil yani. Böyle uydurma bir şey değil de doğrudan görüyorsunuz ki sivillerin öldüğü noktalarda enerji noktaları da daha fazla sivil ölmüş. Yani datalar bunu göstermiş. Simon Rogers'ın yaptığı bir çalışma. Görselleştirme ve iyi bir hikaye de hazırlamış. Ama en etkili şey aşağı inelim. Belki de bakın datayı açmış. O haritayı ve projeyi aşağıya kadar indiğimizde en altta datanın hepsini görüyor. Daha da devamı var. Bunu bize diyor ki al, indir, bakın, evet. Ya, devam edebiliriz Işıl. Burada örneğin nasıl öldürülmüş sivilin, hangi araçla. Bütün her noktaya tıkladığınızda ölüm bilgisi, nasıl öldürüldü bunu öğreniyorsunuz. Ve burada 60 bin data var. Yarım milyon data çalışanlar var. Çalıştıkça gelişiyor. Evet, devam edelim. Bu projeyi açmak istiyorum ama nasıl açsak internette sorun yaşayabiliriz. Yine de açalım, evet, tamam. Bu da Morgan Post'un bir hat boyunca, evet bir bekleyelim, evet, bakalım. Gördünüz mü? Tamam, kapatalım o zaman, süper. Tamam, çok güzel. Okey. Özür dilerim. Hayır, şunun için önemli, bu da kıymetli bir proje. Aşağı doğru gidelim, bir hat boyunca yavaş yavaş yukarı bir çıkalım. Tamam, o zaman okey, okey. Evet, o zaman bu bir hat boyunca hani gördüğünüz gibi burada sosyo-kültürel yapıyı okuyorsunuz. Yani otobüse biniyorsunuz ve orada hani neler var, neler yok hepsini görebiliyorsunuz. Aşağı inelim. Örneğin biraz, evet devam edelim. Yani İstanbul'da bir sokağı düşünün, yaşadığınız bir sokağı düşünün. Orada otobüs hattı boyunca sosyokültürel yapı, doğum oranları, hastalık, zengin olan, zengin olmayan ya da hırsızlık olayları, bütün hepsini görebildiğiniz ya da işte Berlinli mi değil mi ya da İstanbullu mu değil mi? Tabii projenin iyi niyetini tartışmaya açabiliriz. Ama devletin yani Berlin Belediyesi'nin kendisinin açtığı veriler, yani açık veriler, gazeteci alıp
burada bir çalışma yürütmüş ama bunun etik noktası, hani projenin bence açık, değerlendirmeye açık bir proje. Burada yaşlı ve genç nüfusu görmek bir girişimci için güzel bir proje, yatırım yapabilmeniz için. Ama pek çok yönden de ilginç çünkü hani bir Berlinli olmadığınızı sizi sürekli anlatan bir hat var. Bu da ilginç sanırım. Evet, sunuma devam edebiliriz. Evet, bu da hikaye The Migrant Files. Bu ekip Journalism Plus Plus diye hemen, yani eğer ilginizi çekiyorsa hemen Twitter'dan bulun. Çünkü gerçekten dünyada özellikle en fazla bu alanda proje üreten bir veri gazeteciliği ajansı Journalism Plus Plus. Bu projeyi de işte 2000'li yıllardan bugüne kadar kendi ülkelerinden Akdeniz'e ve Avrupa'ya giderken hayatlarını kaybeden sığınmacıları resmediyorlar ve iki dalda ödül aldılar. Ama en trajik tarafı tabii ki bu insanların nasıl öldüğü, yaş grupları. Girdiğinizde size bütün bölgeleri gösteriyor, hangi tarihlerde ve hangi ülkelerde geldikleri ve tabii data açık. Sadece şöyle bir durum var, çok fazla yoğun bir data olduğu için şu anda projeyi durdurdular ama şu ana kadar 3 yıl içerisinde ciddi derecede kamuoyu yarattı, Avrupa'da önlemler alındı. Yani bu tarz projeler kamusal ayağı da ilgilendiriyor, bu tarz datalar. Bu da hikayeleşme alanı açısından önemli. Hani o grafikte en son story kısmı çok büyüktü, görmüştük. Bu da onlardan birisi. Bu ilk kitap, yani ilk bir gazete, ilk kitabının şekillenmesi nasıl şekillendi? Bu soru çok geliyor. Hani nereden bu alan, hani bilgisayar güdümlü muhabirlikten, habercilikten nasıl buraya evrildi diye. WikiLeaks verileri sızdı, gazeteciler bir araya geldi ve o anda herkes dedi ki bu kadar çok şey öğrendik, bunu kitaplaştıralım. 2000 buraya atmamışım ama evet, Türkçeleştirdik. Şubat, yani gelecek ay, evet, evet, onu herkesin erişimini açacağız. Ama çok kıymetli olan bir durum var burada. Hani kitap bir ilk şey anlamında, yani ilk kez oluşturmuş. Hani bir ondan sonra şu kitap yazıldı ama bu kitaptaki örnekler hani birazcık daha o döneme ait güzel şeyler içeriyor. Şurada gördüğünüz bütün editörler, ekip bu kitaba katkı sağladılar. Nasıl? WikiLeaks datalarını çalışarak, kullanarak olarak bir parçası oldular. İngilizce, eğer dersiniz İngilizce alıyorsanız, bu ders Daily Journal'da İngilizce alacaksanız kitabı direkt özgün kullanabilirsiniz. İki tane de yakın tarihte bir kitap daha çıktı. Onları sizinle paylaşacağım. Bir de unutmadan hani üniversitenize mutlaka göndereceğim Türkçesini. Hani o bütün hepsinin listesini oluşturdum. Bu alanla ilgili çalışma yapıyorsunuz ve ödül alıyorsunuz. Ama şu çok önemli, bu büyük bir ödülden öte prestiji şu, çok önemli datacılar, veri gazetecileri, jürideler ve sizin iyi iş yapıp yapmadığınızı onlar belirliyor. Gittiğinizde de gerçekten o dünyadaki bütün iyi işler üreten insanlarla bir araya geliyorsunuz. Birkaç kez hani finale kalmış biri olarak gidip o ortamı soluma şansı buldum. Yani çok basit bir projenizle gittiğinizde bile orada büyük bir tecrübe ediniyorsunuz. 2012'den beridir her yıl, şu anda 2017 başvurularını aldılar. Mart, Nisan gibi kapanıyor. Mayıs'ta filan artık ödül alıyorsunuz. Devam edelim. Ödülleriniz açıklanıyor o tarihte. Mesela projelerin kategorileri neler? Her yıl revize ediyorlar. Bu çok etkili. Yani ilk çıktığında, ilk iki yılda sadece veri gazeteciliği yapan gazeteciler, haber merkezleri vardı. Sonra kategori genişlemeye başladı. Data Visualization of the Year oldu. Investigation of the Year oldu ama data güdümlü. Open Data oldu, yani açık veriyi de. Ama proje, yani aldığınız ödülün adı Data Journalism Award. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Yani başlığı bu. News Data App, yani uygulama geliştirdiğinizde de başvurabiliyorsunuz. Best Individual Profile, yani solo projeniz varsa başvurabiliyorsunuz. Data Journalism Website of the Year, bir blogunuz var, siteniz var. Bu da o kategoriye giriyor. Ve Breaking News, mesela bu yeni. Son dakika haberde data kullanmak. Ama ne demek istiyor? Yani hani son dakika haber, acaba kriter ne olabilir diye. Bunu da güzel açıklamışlar, 36 saat. Yani örneğin bir patlama oldu, o patlamayla ilgili 36 saat içerisinde data erişimi, kullanımı, onunla ilgili veri okuryazarlığının nasıl etkin kullanıldığını kriter alıyor. Ve bunda da tabii ki büyük projeler geçiyor. Şuraya ödüllerle ilgili bazı linkleri aktardım. Sonradan açıp bakabilirsiniz. Hani neyi kriter alıyorlar, neler yapılıyor, görebiliriz böylece.
Biz geçen dönem yine finale kaldık. Ama şöyle bir durum var. Yani hani New York Times, Washington Post'un arasında seçilmeniz mümkün değildi. Ama o listenin içerisinde olmak önemli bir şeydi. Bunun da nedeni şu, çok çok iyi bir gazeteciliği yaptığımız için olduğunu zannetmiyorum. Hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok fazla atölye ve eğitim düzenlediğimiz için. Yani bu dalda başvurmuştuk ve finale kaldı. Hani alanda zaten yine büyük haber merkezleri oldu. 538 sanırım aldı. Devam edelim. Evet, bu belki biraz hocalarımızı da ilgilendirecek. İletişim fakültelerinde ne durumda? Hollanda bu konuda çok iyi. Londra Şehir Üniversitesi'nde bu ders veriliyor. Stanford'ın özel bir bölümü var. Hatta onu inceleyebilirsiniz. Stanford'ı tıkladığınızda doğrudan Data Journalism eğitim modülleri var. Ve yüksek lisans olarak da veriliyor. Columbia Journalism zaten. Şu çok önemli, Türkiye ile ilgili bilgi vereceğim ama şu bölümde mesela burada bir araştırma yapılmış. Yani insanlar ve gazeteciler, iletişimciler, herkes ne öğrenmek istiyor? Birçok kişi burada, bakın bu 2013 ama şu an bu oranın sanırım %40'a, 50'ye kadar vardığını söyleyebilirim. Data Journalism. Yani ikincisi de zaten hani doküman temizleme, düzenleme, daha çok arşivcilik, datayı toplama ve veri gazeteci üzerine. Yani dünya trendleri de bu eğimi gösteriyor. Datayla daha iyi çalışabilme. Bu da Dünya Haber Merkezi İnovasyon Araştırması 2015 sonuçları. Türkiye ayağına katkı yapmıştım. Londra Şehir Üniversitesi'nden hocalarla birlikte yapmıştık. Yani bütün dünyadaki noktalarda herkese ulaşmışlardı. Burada da özellikle 2016 için artık daha fazla haber merkezlerinin eğitimde de veri gazeteciliğine eğildiklerini görüyoruz. Rapor çok geniş, Türkçeleştirdik de, bir öğrencim Türkçeleştirdi. Burada da raporu daha detaylı görebilirsiniz. Neredeyse bütün kıtalarda iletişim fakülteleri de, gazetecilik yapan kurumlar da, yani haber merkezleri de daha fazla data bölümleri oluşturuyorlar. Datayla daha fazla çalışabilen, daha fazla veri okuryazarı olabilen ve daha fazla buna zaman ayırabilen bir haber yapısı geliştirmeye çalışıyorlar. Bu aslında okurlarla ilgili. Bir de bu alanla ilgili hani kendinizi sadece gazeteci olarak tanımlamıyorsunuz. Yani sektörde ne olarak tanımlıyor? Çok yani birkaç örnek ekledim buraya. Data journalist diyor. Data journalist trainer diyor. Data journalist, data driven, interactive data journalist. Yani hani aktif olmayan, interaktif olmayan bir veri gazetecisi yoktur ama sonuçta kendini böyle belirliyor. Burada data journalist, data visualization journalist, data reporter, data driven journalist diyor mesela. Journalism Plus Plus'ın ekibi kendilerini mesela data driven journalist, gazeteci diyor. Yani herkes kendini farklı tanımlıyor. Devam edelim. Peki doğrusu nedir? Bir doğrusu yok çünkü devinim halinde. Yani nasıl muhabir diyoruz, veri muhabiri de olabiliyor. Türkiye'den 3 örnek vereceğim. Bunlar hep birlikte çalıştığım arkadaşlarım da. Mesela Onur Mat kendine data journalist diyor. Saadettin Demirer kendine veri muhabiri diyor. Melih Cılga kendine data driven research, yani data driven journalism research diyor, araştırmacı diyor. Hani Türkçe, henüz Türkçe çok kullanmıyor kimse. Veri gazetecisiyim, veri muhabiriyim demiyor. Ama o da yavaş yavaş yerleşmeye başlayacak diye ümit ediyorum. Devam edelim. Bu yıl, bu yeni bir gelişme. Google gene bir fon ayırdı ve bir data driven bir hub kuruluyor. Yani küresel veri gazeteci merkezi kuruluyor. Hatta yani burada hocalarımız var. Survey'e katılırlarsa oraya bir katkı sağlayabilirler. Yani onlar için de bir merkez olur. Çünkü üniversitelerinize de yardımcı oluyorlar. Ben özellikle tavsiye ederim. Bu örneğin şu anda gelinen en önemli noktalardan birisi. Bir küresel veri gazeteciliği merkezi demek bu alanın ciddi derecede üzerine eğilmemiz gereken bir alanı birazcık daha bize gösteriyor. Devam edelim. Türkiye'de ne yapıyoruz? Sadece akademik boyutuyla paylaşacağım. Çünkü çok farklı dersler ve atölyelerimiz oldu STK'lardan ama bu yıl aksilik olmazsa yüksek lisansa başlıyoruz. Yani ilk kez veri gazeteci yüksek lisans dersi başlamış olacak. Kadir Has'ta zaten ikinci yılda lisans devam ediyor 13'ten beri. Arel, İletişim Fakültesi, Ankara, yani hemen hemen bütün iletişim fakültelerinde bu alanda hem dersler verdim, hem atölyeler, hem uygulamalar. Ama bu sadece iletişim fakülteleri boyutuyla paylaştım ama yaklaşık 2016-15 itibariyle yani 40 ya da 50, 49-50 arası bir eğitim verdim diyebilirim. STK'lar, kurumlar ve üniversitelerin özelinde atölyeler ve uygulamalı ağırlıkta.
Ama şu çok önemli bir gelişme tabii. Yüksek lisansa almış olmak bu dersi şu anlama geliyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Tez konusu. Çünkü çok fazla öğrenciler tez yazmak için bilgi almak istiyor. Ve hani bu daha rahatlatacak. Devam edelim. Bitiyor. Türkiye'de sektör olarak ne yapılıyor ve STK olarak neler yapılıyor? Yaptık. Öncelikle hani daha medya ile başladı aslında. İçerik oluşturduk. İçerikle başladı hani bu alanı yaymak. Sonra 2013'te Gazeteci.com kuruldu. Yani daha medyaya bağlı olarak. Ve orada yavaş yavaş içerikler Türkçeleştirildi. Yani Türkiye'de ne yapıyoruz diye sormak isterseniz. Ve Açık Veri Gazeteci Derneği kuruldu. 2015'in Aralık ayında. Ve yani hani bir yaşında bir derneğiz. Oraya üye olabilirsiniz. Bilgiler vereceğim. Ve 2016'da büyük bir konferans düzenledik. Çevrim içi ders geliştirdik. Bayağı 10 hafta süren 5 bölümden oluşan, sonunda da data kampı olan ve ilk ulusal açık verinin düzenlendiği bir eğitim düzenledik ve fonlandık. Hemen kurulur kurulmaz. İlk aşamada yaklaşık 600 kişi başvurdu. İlk oluşturan yani Türkçe ve gazeteciliği, MOOC dediğimiz o çevrimci büyük Massive Open Online Course'un Türkçeleştirilmişi diyelim. Ama her şey özgün. Yani her şey hakikaten hani böyle modülü tamamlayıp ikinci haftaya geçecek şekilde. Ve kamp yaptık ve ulusal açık veri konferansı ve ikisi de olacak. Bu böyle devam edecek. Evet Işıl, nasıl başlanır? Hani bu kadar konunun sonunda nasıl başlarız biz bu alana? Merak. Çünkü yani şahsi olarak ben bu alanı merak ettiğim için içine de aldım. Tamam. Londra Gazetecilik Okulu'nda da biraz öğrendim. Hani orada eğitim alırken. Hocalarım vardı çok güzel. Londra derken Wikileaks'le de hani biraz Türkiye ayağına ve taraf o dönem hala yaşıyordu ve o loglarla ilgileniyordu. Tarafa vermişlerdi. Ben de ilgilenip o kıtaların bir kısmını Türkçeleştirip paylaşmıştım Türkiye ile. Merak etmiştim nasıl başa çıkarım ben de kullanırım diye. Kilit nokta merak. Datayı seviyoruz. Zaman harcarız. Araçları seviyoruz. Kullanmak istiyoruz. Başka bir formülü yok gerçekten. İlgi duymak gerekiyor. Etiket. Benim şahsi olarak bu alanı bu kadar ilgi duymam, yaymam, derse kadar gelmesi, bu kadar kullanmam. En büyük nedeni dünyada örnekleri inceleme şansımın olması ve etiket. Yani DDG, Data Driven Journalism, bu etiket, özellikle bu etiket size dünyada neler yapılıyor, bunları yakından takip etmenizi sağlayabilir. Ve Türkçe içerik içinde veri gazeteciliğin artık yavaş yavaş gelişmeye başladı bu etiket. Biraz Excel'de zaman geçirmek. Gerçekten hani Drive'da belki yapamayabilirsiniz ama Excel çok önemli. Temel istatistik öğrenmek. Yani matematik ama 4 işlem. Yani bir şeyin yüzdesi nedir? Hani nasıl tersini alırız? Yani o yüzdelikleri biraz anlamak. Temel basamak çok dalmamak. Ha, kaybolmamak. Gruplara üye olmak. Tavsiye ederim. Yukarıda vermiştim. Düzenli örnek proje incelemek. Burada zaten tıkladığınızda elinize gelecek. Ve altın kural. Öğrendiklerinizi paylaşmak, erişimi açmak. Yani bilgiyi gizlememek ve açmak. Onu açtığınızda daha genişliyor, daha yayılıyor. Sizin de işinize yarıyor. Yani sandığımız gibi o kapalılık sizi daha iyi bir akademisyen, daha iyi bir gazeteci, daha iyi bir uzman yapmıyor. Yani bu alan için söyleyebilirim. Daha yaygın bir, daha iyi bir gazeteci yapıyor, daha iyi bir akademisyen yapıyor. Çünkü siz açtığınızda diğeri de açmış oluyor. Birbirinize çarparak gelişiyorsunuz. Onlar da size yardımcı oluyor. Yani bu alanın en kıymetli altın kuralı hakikaten paylaşmak, öğrenmek. Ve kaynaklar var, Türkçe kaynaklar. Evet, Işıl. Projeye başladınız. Nasıl başa çıkacağım? Tamam, Türkiye'den XYZ'ye ulaşacağım ama ben dünyadan proje üreteceğim. Birkaç kişiyle proje yapmak istiyorum. Avustralya'dan, Afrika'dan birkaç gazeteci bulmak istiyorum diyeceksiniz. Akademisyen diyelim. Journalism Plus Plus çok tatlı bir rehber geliştirdi. Orada dünyadan herkes datayla anlaşan, anlayan, seven, herkes burada. Hani bütün bilginin üzerine tıkladığınızda doğrudan adresine, bilgisine ulaşıyorsunuz ve ortak proje çalışabilirsiniz. Bu director bunun için geliştirildi. Ve ek olarak size hani zamanı iyi kullanmaya çalıştım. Umarım çok şey olmadı. 3 sunum ekledim. Hani vaktimiz olmadığı için bunların sonradan bakılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Veri okuryazarlığı ve önemi sunumu bunu internet haftası etkinliğinde Ankara'da paylaşmıştım. Veri gazeteciliği ve yapay zeka ilişkisi, yani uzman sistemlerle olan ilişkisi, açık veri sunumu neden bu alan için önemli oldu? Hepsi erişim açık, indirebilirsiniz.
Atölye, yani bu programdan ilginizi çekti diyelim bu ders. Hani hemen nasıl başlayabilirim derseniz, Türkçe, İngilizce 4 tane, 5 tane link paylaştım burada. Hemen derneğin mesela Türkçe olan derslerine kayıt olabilirsiniz. Bu eğitimleri hemen alabilirsiniz. 16 Ocak'ta büyük bir MOOC açılıyor. Hemen ona kayıt olabilirsiniz. Learnod'un çok güzel bir journalism, data journalism programı var. Bir de bu çok zevkli, Google'ın geliştirdiği 10 kısa bölümden oluşan harika bir eğitim var. Hani hocalarımız öğrencileri yönlendirebilir hatta ikinci dönem. Hani bunları çözün. Çok yararlı. Bizim geliştirdiğimiz bu yazın, dernek olarak geliştirdiğimiz içerikler müfredat şöyleydi. Temel veri kavramları, açık veri, veri gazeteciliği, veri analizi, yorumlama, görselleştirme ve hikaye anlatma. Tabii bunun içerisinde 35 e-ders, 22 özgün video, 67 haber, blog yazısı ve 10 hafta sürdü. Şöyle diyelim, 450 kişiden 25 tane öğrenci seçildi. Onlardan 20 tanesi sertifika almayı hak kazandı. Hani sonuçta seçmek zorundasınız ve dersin altyapısı da böyleydi. Devam bitiyor sanırım. Evet, ne yapıyoruz? Bunları hani paylaşacağım. Şu kitap, Scraping for Journalists, kazıma. Işıl birazdan veri kazıma uygulama yapacağız. Data Visualization Catalog. Bu da Türkçeleştiriyoruz. Yani hangi grafiğe, hangi detayla hangi grafik kullanılır? Çok güzel bir araç. Ve Türkçe browser'ınızda görebileceksiniz. Yani Data Viz Catalog TR şeklinde olacak. Kurucusu yani yaratıcısıyla hani konuştuk, yapalım diye. İlgilenen olursa çevirmene ihtiyacımız var. Gönüllü yapıyoruz bunu. Yani bunlar hepsi gönüllü. Hani katkı olsun diye. Burada mesela 40 tane viz var. 3 tanesini çevirmek isteyen olursa imzası çıkabilir dilerse. Bir de veri dükkanı diye bir çalışma yapıyoruz. O da verinin açılıp hani yapılandırılmış verileri depolamak. Siz bir araştırma yapıyorsanız hani veri dükkanında belki benim istediğim data yapılandırılmış olarak vardır. Yani açık veri bir şekilde bir aracı şey olacak. Hani portal olacak veri açan. Sanırım bitiriyorum. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler. Çok zaman aldı mı bilmiyorum. Soruyu alabilirim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Birazdan uygulamaya başlayacağız. Işıl bize veri kazıma, webden nasıl veri çekilir onunla ilgili uygulama gösterecek. Ama ben özellikle Işıl'ı neden davet ettiğimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Işıl bu dönem, hala finalleri var ama bu dönem benim veri gazete dersi alan öğrencim Kadir Aslan. Data ile çok ilgili, çok da ilgileniyor. Belki hani ilham verebilir burada öğrencilerimiz, ilgilenebilir, soru sormak isteyebilir diye. Tecrübesini hem almanız hem de onun bu ilgisinin hani size de yansıması için davet etmek istedim. Kendisi güzel bir sunum hazırladı. Uygulama yapacak. Hani geldiği için de ben teşekkür ederim. Sen uygulamanı yavaş yavaş gösterebilirsin. Kapıya girdiğimizde bunları import ettiğimizde size CSV, JSON gibi formatlarda veriyor. Azadar kullanılan farkı da ücretsiz ve gazeteciler tarafından gazeteciler için yapılmış olması. Importluyordu ve üzerinden her türlü veriyi kazıma yönelik bir şirket aslında. Öncelikle tabuladan başlayalım. Tabulayı kurmak çok basit. Tabuları.teknoloji.com biliyorsunuz. Yüklüyorsunuz, yüklüyorsunuz, yüklüyorsunuz. Kurulumunu yapmakta gerek yok. Tıkladığınız zaman tarayıcınızda çalışmaya başlıyor. Yani biz indirdiğimizde direkt böyle bir ikon geliyor değil mi karşımıza? Yeşil şu şekilde. Bakın şöyle bir web sürüm geliyor. PDF'de çok başa çıkamıyoruz. Yani evet iyi bir şey, yine de PDF kullanıyoruz ama değil mi? Zor oluyor. Böyle bir araç işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü aracın içerisinde birazdan dışı gösterecek. Çok rahat bir şekilde seçmemizi sağlıyor. Tablo bunu taradıktan sonra bu hale getiriyor. Bu halde istediğimiz kısımları seçip sonra istediğimiz hale getirebiliyorsunuz. Seçelim mesela. Şöyle burayı aldım mesela. Çok seçme yapabiliyoruz herhalde. Çok seçme yapabiliyoruz. Daha sonra buraya tıkladıktan sonra burada datanızın CSV haline getirilmiş halini size sunuyor. Buradan istediğiniz formatı da seçebilirsiniz. Birçok farklı format var. Zip olarak indirebileceğiniz.
burada bir ekleme yapalım. Bunun önemi şu, veri gazeteciliği araçları, yeni araçlar, yani inovatif olan araçlar sürekli sizden artık CSV ya da JSON formatlı dosya istiyor. Yani araç geliştirilirken birbiriyle uyumlu olan dosya istiyor. O yüzden bu çok önemli. Yani hangi formatta indiriyorsa araç o kadar işiniz kolaylaşıyor. Export kısmından indirdikten sonra bunu tablo haline getirmek için Google Sheets'ten burada sunumda adım adım ekran görüntüleriyle anlatmaya çalışıyorum. Bundan daha fazlası yok yani. Bu kadar basit. Belki buradaki önemli şey o datanın kazandıktan sonraki hikayesi. Yani dataya erişmiş. Daha lazım. Yeni başlamış oluyor. Evet. İşinizi kolaylaştırmış oluyor. E-tablolar açıldı. E-tablolarda yeni bir dosya oluşturduktan sonra buradan dosya kısmından içe aktar seçeneğinden indirdiğimiz tablo dosyasını direkt olarak tablo haline getirebiliyoruz. Yükle seçeneğinden direkt olarak sürükleyip bıraktığımızda kendi kendine içe aktarıyoruz. Bu biraz önemli galiba. Hani nasıl seçtiğimiz önemli aktarırken. Yeni sayfa ekle dersek şurada bir sayfa ekleyerek çıkıyor. Yani şöyle düşünelim. Bizim 60 bin, 70 bin bir PDF'imiz var. Tabloyu hemen kullanıyoruz. İstediğimiz 4 sayfayı seçmek istiyoruz. Onu seçtik. Hemen web tabanlı tablo. Bu önemli. Oraya attığımızda bu hemen bize bir filtreleme sağlıyor. Analiz, grafik. Mesela değil mi? Birazdan bu grafik yapabilirsin belki de bir kısmını. Şöyle grafik diyelim. Buradan özelleştirmeden grafiğinizi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Başlığını değiştirebilirsiniz. Göstergelerini, renklerini. Bunu hatta yaptıktan sonra burada şuradan grafik kopyalamak en güzel. Biz datayı aldık, kazıdık, değil mi? Hemen hızlı bir şekilde tabloyu kullandık, kazıdık, tabloya attık. Ama bunu bir adminde kullanacağız. Nedir? Blog yazıyoruz, Word'deyiz, WordPress'teyiz, herhangi bir adminde çalışıyoruz. Doğrudan yayına dediğimizde web tabanlı oluyor, interaktif oluyor. Okey diyelim, yayına dedi. Yayına, okey. Kod veriyor. Bu kodu biz direkt editöre gömdüğümüzde doğrudan bize zaten hani interaktif olarak haritayı ya da grafiği veriyor ama ilginç ve güzel tarafı şu. Eğer siz bu datayı webde yani web e-tabloda kullanıyorsanız onu otomatik olarak güncelleyebilir. Tabii grafik parametreleri değişti. Yıllar değişti. Siz tekrar geriye dönüp haberi değiştirmek ve revize etmek yerine direkt spread'e gidip oradaki değeri değiştirmenizi de ya da import etme formülünü kurduğunuz andan itibaren burası dinamik olarak bu kodla ve admin paneliyle ilişkili halde revize oluyor. Yani burada bir uzman sistem devreye giriyor. Aslında en önemli yanı da bu. Yani tabii ki normal Excel'de yapabiliriz, bunu başka araçlarda yapabiliriz ama veri gazetecileri en fazla bu araçlardan yararlanıyor ve bunu gerçekten tanıdıkça kullanmakta çok keyif alıyorsunuz. Tamam. Şimdi bu kadardı. Şimdi HTML veri kazanmaya geçebiliriz. Burada kullanacağımız araç Importio. Online çalışan bir site. Şöyle direkt girdiğinizde ilk defa üye olursanız şimdi kaç tane şeyim var benim? 40 milyon taneymiş ne çok iyi. Kaygıda girdi. Yakın çünkü. Normalde direkt bu sayfayı vermem. Şu
sayfalar göstereyim. Giriş yaptıktan sonra böyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Buradan yöne ekstra buradan direkt çekmek istediğiniz verinin linkini yapıştırabiliyorsunuz. Şuradan mesela ben kullanacağım veriyi burayı yüklemiştim. Neyle ilgili datam? Yani bu aslında benim komplo teorisi Seven Yalın'la ilgili. 27 Club diye bir şey var. 27 yaşında ölen sanatçıların listesi. Evet, bayağı güzel. İçten içici oldu. Ders sonrası eğilimlerimiz. Buradan linki yapıştırdığımız zaman. Tamam. Arkadaşlar dayanıp bekliyoruz. Bakın arka tarafta işlemi yapıyor. Bölüme göre kazıyor, getiriyor. Evet, çok hızlı yapıyor. Burada ama birkaç değişken var, çok önemli. Hani bu kadar çok çok müthiş bir araç değil ama önemli. Eğer Wiki'deki data, yani oradaki içerik iyi yapılandırılması, iyi konudaysa o zaman iyi bir zaman, yani iyi bir HTML sonucu alıyorsunuz aslında. Hani birazcık kazıdığınız sitenin yapısı da önemli. Mesela şu an hemen siz Importio'ya girip bir siteye yükleyip bakabilirsiniz ama mesela Mali Bakanlığı'nın o kadar güzel ki bir sürü şey kazabiliyorsunuz. Çünkü data var. Ben yani, bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Peki metin içerisinde bulunan linkleri de burada gösteriyor mu bize? Bunun içerisindeki mi? Evet. Tabii tıkladığınızda onlar da var. Link. Hani mesela menünün altında bir tab'a girdik diyelim, açılan sayfa içerisine örnek veriyorum, işte Nişantaşı Üniversitesi diye bir link daha var. Hı hı. O metin içerisindeki linki de bana veriyor mu? Evet, hepsini veriyor. Veriyor. Tamam, şimdi senin o iyi datana bakalım. Onu kazımıştın. Buradaki data, yani bu import ettiğiniz datanın şöyle bir özelliği var. Direkt e-tabloya, yani spread'e attığınızda onun üzerinden değişiklik yapamıyorsunuz. Yani direkt import ettiğinizde e-tablonun içerisine o data yüzü. Çünkü Wiki'nin kendi datası. Müdahale etmenize izin vermiyor. Dolayısıyla indirip kopyasını oluşturup kendiniz üzerinde çalışabilirsiniz. Yani bu araçları keşfederek aslında hani bu kadar teknik şeyleri kişilerin kendisi biraz çalışıp üzerine etmesi gerekiyor. Bu örneğin IKEA'nın sitesini koysanız sandalye sayısı, gardıroplar, hepsini böyle müthiş yanlarıyla veriyor size. Hani bu tarz güzel tarafları da var. Hani kurumlar daha iyi veri ulaşıyor. Neler var? İsimler. Hangi yıllarda? Bunlar intihar yıllarda ulaşıyor. Ölüm nedenleri de şurada hocam. Tansiyonda neden var? Değişik şeylerde nedenler var? Çok enteresan bir data mesela ama güzel yani. İyi fikir. Şuraların üzerine tıkladığınızda direkt datayı daha indirmeden sanırım temizlik yapabiliyoruz değil mi? Yani doğrudan filtreleyebiliyoruz editörün içerisinden. Import Ion'un içerisine tıklayıp menüler üzerinden değişikliği de yapabiliyoruz. Mesela bunu bu haliyle indirelim. Evet, şimdi iniyor galiba. Hangi formatta iniyor? Ya da sen seçtin mi? RAM. URL dedikten sonra direkt download CSV şeyi aktif oluyor. Hı hı. Sanırım iniyor. İniyor. Şu anda bu neden önemli bu tarz araçlar? Bu bir tane ama çok fazla veri gazeteci araçları var. Yani veri toplamak için, filtrelemek için, analiz etmek için, görsel için ve hikaye için. Bu araçlar, ben sanırım bir iki hafta önce bir Tekin diye bir şey vardı, oturum. Yapay zeka ve veri gazeteciliği. Şimdi bu, orada hani şu anda bu sistem, şu kullandığımız araç aslında bir uzman sistem. Yani yapay zeka demeyelim ama doğrudan bir, ya evet, yani bizim işimizi kolaylaştırıyor, veriyi güncelliyor ve temizliyor. Yani çok, bunun gibi çok fazla içerik var, araç var. Ama bunlar, bu gösterdiğim üzerinde test edilmiş, kullanılmış, kolay olanlar. Importio'nun blogu da hatta şirket blogunda da yapay zeka üzerinde çok güzel veri araştırmaları falan yayınlıyor.
Şimdi dataları galiba görüyoruz. Buradan indirme formatını da seçebilirsiniz. Bunu CSV olarak indiriyorum. Yine aynı şekilde e-tablolara giderek bunu e-tabloya dönüştürüyorum. Belki yani aramızda bilmiyor olabilirsiniz. Hani common separated value, CSV, CSV dediğimiz şey virgül ayrılmış değerler. Yani verilerin yan yana virgül ayrılarak, atıyorum Pınar'dan Kadir Has Üniversitesi Veri Gazeteci virgül virgül virgül. Yani değerlerin virgül ayrılması anlamına geliyor. Satır sütun değil de yan yana olması. Bu ne anlama geliyor? Bir veriyi transfer etme, kolaylaştırma formatı daha rahat taşıyor. Bir dil, aslında modern bir dil. O yüzden önemli. Bakın bu şu anda CSV olarak indi. Ama biz böyle kullanmak istediğimiz için bu altyapıyla bize daha düzgün, daha iyi bir formatta inmiş oldu. Sunuma eklediğim bir nokta daha var. Şimdi ben alelade indirdim ama diyelim ki importörden ya da tablodan verinizi temizlediniz, şey yaptınız, CSV olarak indirdiniz. Bunu ne kadar doğru temizleyebilmişsiniz onu kontrol etmek istiyorsunuz. Böyle bir site var, CSV'dir. Direkt CSV dosyanızı yüklüyorsunuz ve o da size içindeki hataları gösteriyor. Evet, bir uzman sistem daha yani. Gelen datanız indirdiniz, onun ne kadar hasta mı değil mi data? Hani iyi durumda mı değil mi, hataları var mı yok mu? Bu da the Open Data Institution sanırım, the ODD. Onların kendi sitesinde olan bir aracı. Bakın şimdi yükledi. Bakalım indirdiği datanın kalitesi nasıl? Bize error veriyor. Duplicate, çift olanları veriyor. Bu mesela importiyordan indirdiğimizde genelde tablodan inenlerde daha fazla hata çıkıyor. Mesela devam edelim. Burada birazcık daha büyük. Nerede değişiklik yapmak gerekiyor? Kod hatası varsa onu da gösteriyor. Bu neden önemli? Kocaman datanız var. İndirdiniz hataları sizin için direktörle seçiyor. Sonra onu correct ediyor. Siz onu düzenlemeye başlıyorsunuz. O yüzden bu da bir uzman sistem yine. Yine için sadece bir uzman sistem oluyor. Sunumun sonunda sanırım videon da var. Bu videoyu sunumu yükledikten sonra hani takılırsanız. İzlenirse evet. O zaman bir görüntülerin yine de. Videoda da aynı şeyleri aktarıyorsun. Yani daha sonra merak edip uygulamak isterseniz sanırım Işıl uyumadı. O videoyu sizin için hazırladı. Teşekkürler Işıl. Çok sağ ol. Teşekkürler. Şimdi bu uygulamayı siz browser'da indirebilirsiniz. Aslında biraz daha zamanlı olsa artık direkt kazıyabiliriz. Birazdan bir iki tane uygulama ben size göstereceğim ama projelerin üzerine bir 5 dakika daha ayırmanızı isteyeceğim. Solo projeleriniz. Hani konunuz belli. Neye eğileceksiniz? Data kaynaklarınız neler? Hangi kurumlar? Hani uluslararası bir data mı? Ulusal bir data mı? Sivil bir data mı? PDF formatında mı? Buna bir yoğunlaşmanızı rica edeceğim. Bir 5 dakika daha. Şimdi herkesin Gmail'i açık mı acaba? Şimdi Drive'a girdiğimizde şöyle basit. Şurada bir ızgara görüyoruz. Şöyle dörtlü uygulama olan. Ben girmiş bulundum. Şurada. Herkes girdi mi? Çoktan indirdiğim için görebiliyorum. Ama eğer sizde yoksa şurada yeni denilen bölümde ekliyorsunuz. Yani store'dan ekleyebilirsiniz. Şimdi bir tane şuradan ben vizyon tablosu kullanacağım için hangisini açıyorum hocam? Vizyon. Google Fusion tables. Oradan bir vizyon aracını açıyoruz. Google Fusion binlerce haritalandırma araçlarından sadece bir tanesi. Hani keyif alabileceğinizi, rahat kullanabileceğinizi düşündüğüm için bunu seçtim. Ama CartoDB var, başka bir sayısız haritalandırma aracı var. Bu doğrudan sizin driver'ınızda. Ben yapılandırılmış olan aracımı, verimi aldım arkadaşlar. Bakın burada bize o opsiyon da tanıyor. Bilgisayarımızdan ya da direkt web tabanlı ya da kendimiz elimizle oluşturabiliriz. Şimdi 4 tane bölümden oluşan hemen bir harita çalışması yapmamız gerekiyor. Dört dili kapsıyor. Hiç Excel tablosuyla uğraşmanıza gerek yok. Direkt bu uygulamanın üzerinde Create Empty Table dediğinde tıkladığınızda harita koordinasyonları şehir ileri giriyorsunuz.
hemen size etkinli öğreti çalışması yürütüyor. Şimdi biz bunu kullanırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hani bizim zaten çoktan datamız, driver'ımızda olduğu için buradan seçebiliriz. Şu anda hani ben bu driver'ı atmamışım gözüküyor. O yüzden alta, bakın şurada diyor ki lütfen yapılandırdığınız datanız işte hazır olan çoktan onu buraya yapıştırın diyor. Ekledim. Devam ediyorum. Çok katmanlı olabilir datanız. Yani haritalarında datanız. Burada mesela ilerleyecek, yani çoğaltılmış bir data ama sizin bu datanız 2010, 11, 12, 13, 14'e kadar gidebilir. Çok önemli. O, siz ama 2 yılı karşılaştırmak istiyorsunuz. Seçerken de ona göre seçmeniz gerekiyor. Hepsini almayacağı için. Şimdi biz ilk iller harita diye tıklıyoruz. Devam edelim. Next. Şu bölüm önemli. Yani harita çalışırken, çünkü bu web tabanlı. Kaynağınız nedir? Data kaynağınız nedir? Harita neden önemli? Yani ne içeriyor harita? Ön bilgi verdiğinizde internet ortamında hani klasiktir. İçeriklerin birbiriyle, dataların birbiriyle konuşmasını. Yani algoritmaya hizmet etmek istiyorsanız bu tarz detayları ön editörlere dikkat etmek güzel olabiliyor. Ki bu alanda çalışanlar sizi rahat bulsun. Hani siz bu alanda çalışıyorsunuz, siz de bulmanızı sağlar. Buraya bilgileri girdik diyelim şimdilik. Hani bu örnek. Hemen haritaları aldı. Bu çok akıllı. Yani hani bizim çok fazla bir efor sarf etmenize gerek yok böyle bir araçla çalışırken. Sadece şunu bilmek gerekiyor. Çok güzel özellikleri var. Bunun üzerindeyim ben. İsimler yanlış mı? Üzerine tıkladığında değiştirebiliyorum. Küçültmek isteyebilirim bilgileri. Elinden koordinasyon değişikliği yapmam gerekiyor yanlış diyeyim. Direkt hiç e-tabloya gitmeden bunun üzerinden düzenleyebilirim. Yani bu editör bana aynı zamanda bir yani Excel'in sunduğu şeyleri de sunuyor. Bir koordinasyonları da tanımlıyor. Sorun olarak karşılaşacağınız şeyler emin olun ki buradaki teknik şeylerle ilgilidir. Yani hani kendinizi öyle konumlandırın. Ben bunu yaptım, neden olmadı diye bir sorunla karşılaşırsanız şunu hatırlayın. Bunun özelliklerini tam bilmemenizle ilgili olabilir. Sadece teknik bu olabilir, karşınıza çıkabilecek. Böyle kart olarak alabilirsiniz. Tamam, bunu sitenize de yükleyebilirsiniz. Şimdi G-coding yapacak, coğrafi kodlama yapacak, ekranımızı göreceğiz. Ne demek bu coğrafi kodlama? Direkt lokasyon enlem boylama sistem bizim için. Bakın, yani eğer tabii ki tanımlanmışsa değil mi? Buluyor. Çünkü biz datamızda enlem ve boylam lokasyon belirleri vermiştik zaten. Şu anda coğrafi kodlama yapıyor. Datamdaki ören yerle ilgili, müzelerle ilgili datayı hangi şehirlerde kaç tane ören yeri var? Onun bilgilerini haritamızda bize gösterecek. Şu anda 81 ilin hepsini tarıyor. Bazen bu sayı daha çok artabilir. Bunun da sınırlı tabii ki. Büyük datalarda biraz daha advanced araçlar kullanmak gerekiyor. Örneğin Irak sivil ölümlerle ilgili füzyon kullanılmıştı. Füzyon 60 bin verini almıştı. 70 bin, 100 bin. Bazen sorun yaşayabilirsiniz ama bayağı ciddi derecede coğrafi kodlama hizmeti sunabiliyor size. Üzerinde de gördüğünüz gibi değişiklikler görüyorsunuz. Grafik çalışabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde size o alternatifleri de sunuyor. Ve tabii ki paylaşıp haritayı açıp hemen interaktif olarak tabii hemen kullanabiliyorsunuz. Bittiğinde tam değilim. O fantastik görüntüyü verebiliriz tabii ki. Ama işin en önemli tarafı gerçekten o datayla çalışmak. Datayı bulmak, temizlemek, ayıklamak, yapılandırmak ve sergilemek, sunmak. O yüzden burada biz istediğimiz değişiklikleri şuradaki hani change the figure falan hani o bütün değişiklikleri dilediğimiz kadar yapabiliriz, düzenleyebiliriz. Peki ben bunu böyle hazırladım. Hani nasıl kullanacağım, nasıl göreceğim? Bu önemli. Bu karıştırılıyor bazen. Daha dedikten sonra yani haritayı hazırladım. Share dersem herkes kullanabilir, yararlanabilir. Ama en önemlisi şurada değiştir dediğinizde ve üzerinde herkese aç dediğinizde bu herkesin ulaşabileceği anlamına geliyor ve diğer önemli kısım ise yine burada datayı edit kısmından şuradan publish diyorsunuz. Evet, bakın burada bize haritayı verdi. Haritayı istersek şu şekilde de paylaşabiliriz. Hemen. Bir etmeni de bakın ki oradan hiçbir browser'ı eklemedim. Siz bir kurumda çalışıyorsunuz. Kurum için hemen bir harita hazırladınız.
herhangi bir editöre, üniversitenin linkine hiçbir şey dönmek istemiyorsunuz. Parti yazılımınız, datanız burada, siz bunu paylaşmak istiyorsunuz. Direkt internet biraz yavaş olduğu için yavaş geliyor. Kullanabilirsiniz. Hatta bir, eğer olursa hemen sizi gömeyim. Şöyle tabii burada bakın, şimdi haritalandırma coğrafi kodlamayla ilgili, yani enlem, boylam bizim cümlemiz, okey. Ama başka şeyler de yapabilirsiniz, neler yapabilirsiniz? Buraya eklemeler, kartlar ekleyebilirsiniz, grafik ekleyebilirsiniz. Bu bir araç, tonla özelliği var, bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bir bu uygulama, okey, yani gitti. İsterseniz siz Drive'dan yapabilirsiniz. Sadece son olarak projeniz için, şimdi çalışırken, spreadsheet'i görmenizi istiyorum, yani onu kullanmanızı istiyorum. O da şurada. Hani hepinizin bu kadar browser'ında olması gerekiyor şu an. Görebiliyor musunuz? Google e-tabloları. Eğer İngilizce kullanıyorsanız Google Spreadsheet diye geçiyor. Işık'ın gösterdiği, yani bu e-tablolar, datanızı şu anda projenizle ilgili e-tabloları buraya atabilirsiniz. Bunun güzel tarafı, yani datayı diyelim ki devam edelim, data alalım. Herkes bulabildi mi e-tabloyu? Ha, onun store'a girmeniz gerekiyor. Yani onun için de doğrudan drive'a girdiğinizde, internet biraz yavaş, üzgünüm. Şurada, yani yeni kısmında diğer deyip daha fazla uygulama diye bakarsanız buraya yazın lütfen. Hani Google e-tablo ya da spreadsheet ya da Fusion diye yazarsanız o uygulamayı direkt drive'ınıza eklemiş olur. Bu güzel bir araç ve bir sürü özelliği de var. Kullanabilirsiniz. Ben biraz da başlayayım, yapabilirsiniz ama şuraya sadece Google e-tablo. Ben de indiği için göremeyebilirsiniz artık. İndi bende çünkü var. Siz yapabilirsiniz. Evet, şimdi bu datayı isteyen, eğer kullanmak isteyen varsa datayı zaten bu sayfayı sizinle de paylaşacağım, uygulama sayfası. Diğer bir indirme, yani veri kızma aracı da Data Miner. Bakın şurada, yani hızlıca değineyim. Bu da güzel bir araç. Diyelim ki ben şimdi TBMM'ye girelim. Yani başka ne? Başka ne? Nereden kazma yapabiliriz diye. Şöyle, aracı siz kendiniz isterseniz uygulayabilirsiniz. Yani sürümünü indirebilirsiniz. Bakın şimdi bir meclislere bakalım. Şey, milletvekili sayısına bakalım. Milletvekili oldu. Listeydi. Yani yine burada tabii ki yapılandırılmış, yani tablo tipi veri kazımamızın kalitesini etkiliyor. Hani bu kuşkusuz böyle. Yani böyle bir yapısı varsa, böyle bir yapı, sayfa yapısına sahipse daha rahat kazıyoruz. Ben çoktan bu Data Miner'ı indirdiğim için, çoktan burada durduğu için hazır hemen yapıyorum. Bu işlemi yaparken şey çok önemli. İki tane değişkeni seçmeniz ya da beş değişkeni seçmeniz. Yani ilk sıradaki 10 değişken varsa hepsini seçmeniz gerekiyor. Çünkü bu araç şunu söylüyor. Get similar. Yani birbirine benzeyenlerin hepsini kazı ve getir. Şimdi üzerine tıkladığımızda şöyle bakın. Data miner get similar diyor. Biz tıkladığımızda oradaki kayıt sayfa. Yani tekrar girmem gerekiyor sayfaya ama bir deneyelim. Bu da çok zevkli bir araç çünkü. Saniye diyelim. Mesela şeyde bizdeki mail adreslerini çekebiliyoruz diye pahalı aktılar. Pazarlama da işinize yarayabilir. Yani iyi bir araç. Çok güzel kullanılıyor. Yani o da doğrudan size çoklu datayı seçmenize yardımcı oluyor. Yani bunu biraz siz kendiniz tekrar deneyebilirsiniz. Ama aşkından bunu tekrar deneyeyim. Hemen bir gösterelim. Yine çoklu şekilde kazımanıza yardımcı oluyor. Ve şurada editör kısmında değişiklik yapabiliyorsunuz. Bakın bana bütün milletvekillerini oradan hani kopyalayıp yapıştırabiliriz belki. Ama sayfa yapısı bozuk olur falan filan ve çok sayı olabilir. Bir sürü seçmen bilgisi olduğunu düşünün. Şu anda bana data miner değişken olan iki değişken, yani iki değişkeni seçtiğim için kazıyıp getirdi. İstersen oradan buradan clipboard yapıp, yani sayfanın tamamını yapıştırıp spread'e atabilirim. Ben de öyle yapacağım. Clipboard diyorum. Aldım açık sayfa ve buraya yapıştırıyorum.
gördüğünüz gibi sayfayı oradan aldım, hemen atabilirim. Ya da burada indirebilirim dosyayı. Şuradan. Evet, burada istersen sayfayı CSV olarak da yine istediğimiz gibi indirebilirim. Şurada özellikle var, bakın dosya tipini indiriyor. Tamam, güzel. Ama dilerseniz şurada sayfayı renew, yani sayfayı yenileyip çoğaltıp değişiklik yapabilirsiniz. Şu kısım size datayı henüz indirmeden yeni filtreleme ve temizleme izni sunuyor. Biraz üzerinde zaman harcamak gerekiyor ve limitli, yani biraz ücretli bir kısmı da var. Ama bizim gibi küçük kullanıcılar için ücretsiz kısmı bazen yeterli olabiliyor. Hani büyük verileri analiz ederken ve kızırken bunun üst sürümünü kullanmak faydalı olabiliyor. Şimdi bunu da yaptık. Sizin sorunu uygulayabilirsiniz. Bir tane de zevkli bir araç göstereceğim. Ondan sonra da projelerinize biraz yoğunlaşacağız. Ne buldunuz konuşacağız ve tamamlayacağız. O da Data Basic IO. Şimdi bu çok tatlı bir araç. Biraz iki saatin sonunda sıkılmayın diye onu da ekledik ışığa konuştuk anlaşılır değil mi? Şimdi bu yine ben kendim çok kullanıyorum derslerde de, birkaç böyle bulut oluştururken de Word Counter yani CSV nedir? Ve işte benzer olan dataları karşılaştırıyor. Yine bir uzman sistem data çekmemizi sağlıyor. Örneğin tıkladık burada. İki şeyi karşılaştıracağız. İstersek hani Başbakanla Cumhurbaşkanı'nın aynı konu hakkında hemen bir count yapalım. Evet. Hani burada ilerinin konuşmasının bulutunu görüyoruz. En çok ne çarpıcı olmuş, neleri vurgulamış. Diyelim biz bir dosya konusu çalışıyoruz, nefret söylemiyle ilgili. 8-9 tane kaynağı bir araya getirip buraya yükleyip bir fotoğraf çıkartabiliriz. Ama bu aracın özel tarafı arkadaşlar, burada data indiriyoruz. Bu böyle kalıyor. Yani bakın burada atıyorum işte insan, Hillary insan ifadesini, kelimesini 427 kez kullanmış. Biz bunu analiz etmek istiyoruz. Bakın şurada her yani top words, biograms, bunların yanında şöyle bir indir butonu var. İndir dediğimizde katısını veriyor. Bir güzel tarafı daha var bu aracın. Bakın şunu isterseniz doğrudan metni kopyalıyorum. Ben hemen atıyorum. Bir siteye girelim. Türk diyelim. Türk. Zararsız. Şöyle TÜİK'in hemen son bir verisini bulalım. Şurada tüketici endeksi diyelim. Burada şu cümlenin, yani şu haberi tamamını alıyorum. Çıkıyorum. Bakalım TÜİK'in bu raporunda öne çıkan şey nedir? Tüketici endeksi verilmiş. Tamam. Count diyorum. Gerçekleşti. Aralık, artış, görüntü, yüksek. Hani çok fazla fikrimiz oluşamıyor. Belki sadece aralık, artış. Evet, yani bir ekonomik datası bir şey olduğunu anlayabiliriz. Ama bunun odaklı, konu odaklı çalıştığınızda ciddi işinize yarıyor. Çünkü diyelim gazetecilik, sansür, raporları ekleyebilirsiniz. Yine buradan datayı çekebiliyorsunuz. Siz de hemen uygulayabilirsiniz. Mesela Data Basic IO kendi projenizle ilgili uygulayabilirsiniz. Diğer özelliği ise bakın dosyayı direkt yükleyebilirsiniz. Yani bir PDF dosyanız var, yükleyebilirsiniz. Ya da URL ekleyebilirsiniz. Araç size bu aracı geliştirenlerde iki tane akademisyen Vegas üzerine de çalışıyor. Ray Görsel için üzerine de çalışıyor. Hatta isteyen varsa bunu Türkçeleştirebilir. Hani iyi bir Türkçeleştirebilir. Wordle'la aynısı değil mi? Bu Wordle Map vardı bir de. Sanırım ben daha çok böyle direkt bu alanla ilgili üretilen araçları size tanıtmaya çalışıyorum ki yani direkt elektrikli oluşumda ama muhtemelen benzer yanları vardı. Şu ise çok daha güzel. Direkt atıyorum şurada iki örnek vermiş. UFO Science Messages diye. Ama Titanic'i yapalım. Titanic'teki hayatta kalanlar onlarla ilgili analiz ediyor. Şimdi yükleyebiliyoruz. Bunun güzel tarafı ise biz de veriyoruz görsel. Yani direkt görselleştirme de alabiliyorsunuz. Evet, biraz şurada
diğer üçüncü özelliğinde ise o yüklenirken belirtmek isterim. Benzerlikleri çıkartmaya çalışıyor. Bakın burada aşağı doğru iniyorsunuz. Yine kendi çalışmanızla ilgili olabilir. Sanırım burada şu an bir yüklenme sorunu var ama Titanik'teki ölümler, sağ kalanlar ve onların cinsiyetleri, yaşları ve onlarla bütün analizleri yapıyor, ayrıştırıyor ve siz bunu yine indirip kullanabilirsiniz. Bakın direkt size hazır. Yani yine bir uzman sistemimiz işinizi kolaylaştıran bir şey. Türkçe ile de pek bir sorun yok. Yani Türkçe datalarınızı, içeriklerinizi yükleyebilirsiniz. Dönemde değişiklik yapabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz de. Diğer de öyle. Benim şimdi sizlerle bu tamamlandı diyelim. Uygulamada. Daha fazla yapmak isterdim ama benim internetiniz benim zaman bittiği için. Şimdi sizlerle... evet. Ama çok güzel bir yer. Yani bir tab olarak güzel. Direkt bir data basic IO'yu lütfen açın. Kendi araştırdığınız projeyle ilgili en azından data bulduğunuz datanın seni anlattığını bir inceleyin. Bir de o konularınızla ilgili şöyle hızlı bir şekilde biriniz datayı nerede buldunuz? Hala neler? İlginç tarafı nedir? Datanızın ilginç tarafı. Yani ne dikkatinizi çekiyor datadan? Çarpıcı nokta nedir? Yani haksız olması gerekiyor. Değil mi? Yani bir şey anlatması gerekiyor ve farklı olması gerekiyor. Lütfen şimdi artık kapatırken projeleri böyle bir 10 dakika demeyelim, 5 dakika daha inceleyip data formatı, kaynak, bulduğunuz şey, ilginç ne varsa bitirip sizlere söz hakkı vereceğim. Evet, başlayabiliriz. Tamam. Evet. Data özelliklerini Advanced Search kullanabilirsiniz Google'ın. Şöyle diyelim. Araştırın. Ben sorum. Evet. Yani Google Akademi değil de şeyin data bulabilirsiniz. Evet, Google Akademi'yi kullanabilirsiniz. Google Public kullanabilirsiniz. Şuradan göstereyim ben size. Google Public. Evet. Şurada Google Public Data Explorer. Bu da belki size yardımcı olabilir. Evet, 10 dakika içerisinde hani görebildiğiniz, dokunabildiğiniz, bulabildiğiniz kadar. Destek alabilirsiniz. Hani açık kaynağı, açık veri, her zaman bilirsiniz. Hocalarıma da teşekkür ederim. Deniz Hocam özellikle teşekkür ederim.